Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sani min babi gayril munsarif. Gayr-i munsarif babının bugün ikinci dersini okuyoruz. Ve hukmuhu en la alla kesre ve la tenvine fihi. Kafiye metin bugünkü dersimizde bu kadardır. Ve hukmuhu gayr-i munsarifin hukmu. Musannif İbnül Hacib rahimehullahu teala önce ne etti? Gayrimunsarifi tarif etti. Gayrimunsarifin esbablarını zikretti. Şimdi gayrimunsarifin hükmünü beyan ediyor. Önce gayrimunsarifi tarif etti. Sonra esbablarını zikretti. Şimdi neye başladı musannif? Gayrimunsarifin üzerine terettüp eden hükmü nedir onu beyan ediyor. Ve hukmuhu ey hukmu gayril munsarifi. Bu tefsir fayda verdi ki hukmuhudaki demir gayri munsarife nedir? Racidir. Niye gayri munsarife racidir? Karine ne? Çünkü daha önce gayri munsarif geçmiş. Siyakul ibare hukmuhudaki demirin gayri munsarife gitmesini istiyor. Bi karineti siyakil ibare Mevlana Cami hükmuhudaki demiri gayr-i munsarife götürdü. Ey hükmü gayril munsarifi. Tefsir fayda verdi ki hükmudaki demir gayr-i munsarife racidir. Bi karineti siyak. والأثر المترتب عليه غير منصرف üzerine aleyhideki demir gayr-i munsarife gider. Gayr-i munsarife muterettep olan terettüp eden eser. والأثر المترتب عليه غير-i munsarife muratteb olan, terettüb eden eser. Vel eserul murattebu aleyhi, bunu atıf etmeyle, bu vel eserul muterattebu aleyhi, hukmu gayril munsarifin hukmunun atfı tefsiridir. Bu atfı tefsirle, Mevlana Cami Kudisesi ruhu, İşaret etti ki buradaki hükümden murat hükm-i lugavi değil. Hükm-i nahvi de değil. Belki hükümden murat hükm-i nedir? Şer'idir. Eser-i murattebe alel fiildir. Vel eserul muterettebu aleyhi. Demek ki buradaki hükümden murat eser-i murattebe alel fiil demektir. Hükm-i şer'i de budur. Hani bu fiilin hükmü vücub. Bunun hükmü cevaz. Bunun hükmü hürmet. O fiile terettüp eden esere ne denilir? O fiilin hükmü denilir. والأثر المترتب عليه. Oldu. Hükm-i nahvi burada murad değil. Hükm-i lugavi
buradan murat değil. Nisbet burada murat değil. Bakın ey hükmü gayril munsarifi, bununla demirin gayri munsarife gittiğine işaret etti. Vel eserul muterettebu aleyhi, bununla hükümden murat hükmü fıkhidir. Eser-i murettebe alel fiildir. Ona ne etti? Ona işaret etti. Oldu. Ha, min haysu ihtimaluhu, min haysu ihtimaluhu ala illeteyni ev vahidetin tekumu mekamehuma. Gayr-i munsarifin hükmü da min haysuku, o gayr-i munsarif iki illete şamil geliyor veya iki illetin yerine geçen, iki illetin yerine kaim olan kuvvetli bir illette ihtimal etme, şamil gelmesi hasebiyle gayr-i munsarifin hükmü. Ha, demek ki biraz daha açarsak işaret etti ki burada haysu kaydı muradır. Haysu takyid, itlak, talil için gelir. Buradaki mukadder melhuz olan haysu da itlak için olan haysudur. Bunun tefsiratı uzun. İleride Abdülgafur Abdülhakim'e gelince iyi öğrenirsin. Burada o tefsirata girersem size ağır gelir. Pek min haysu ihtimaluhum ala illeteyni ev vahidetin tekumu mekamehuma. Bunu niye söyledi? Sebep ne? Bakın sebep ne? Şimdi hüküm kendi illetine ne yapılır? İdafe edilir. Hüküm mafihil illete İdafe edilmez, nisbet edilmez. Burada bu ella kesre ve la tenvine. Bunun illeti nedir? Bunun illeti 9 illetten 2 veya 1 illetin bir kelimede bulunmasıdır. Normalinde bu hükmü gayri munsarife değil, illete nisbet edilmez. Ama burada illete nispet edilmediğine göre siyakul ibarenin yardımıyla gayr-i munsarife gittiğine göre burada bir haysiyet kaydını takdir etmek lazım. Ta ki dolaylı olarak hüküm illetine nispet edilmiş olsun. Min haysu ihtimaluhu ala illeteyni اَوْ وَاحِدَةٍ تَقُمُ مَقَوْمَهُمَا. Ha, böyle yapınca gayr-i munsarif, bu hüküm gayr-i munsarifindir. Ama gayr-i munsarif min haysu zat değil. Başka bir haysiyetle değil. Min haysu ku iki illet veya bir illete ihtimal etmiş bu haysiyetle. Bu haysiyetle deyince sanki bu hüküm illete ilave edilmiş, nispet edilmiş gibi oluyor. Bildiniz değil mi? Biri derse öyle yapmayalım. Bu haysiyeti takdir edeceğimize ve hukmuhu mevani eserfe götüremeyiz. İlal-i tisayı götüremeyiz. Mufreddir. İki illete götüremeyiz. Ve hukmuhu mufreddir. Bir şey yapalım. Neye götürelim? Ve hukmuhu ve hukmu, yani hukmu vücudi ehadil emreni. O iki emir, İki emir. İlleteyn ev vahidetun tekumun mekamuhuma. Buradaki hükmudaki demir vücudu ahadil emreyni minel illeteni ve ma yakumun mekamuhuma. Buna götürelim. Direktmen o zaman hüküm, bak vücudu ahadil emreyni minel illeteni. O zaman direktmen ne olmuş oluyor? Buradaki hüküm illetine nispet edilmiş oluyor, idafe edilmiş oluyor. Nedir? Vücudu ahadil emreni minel illeteyni ev ma yakum mekamuhuma. Böyle yapalım. Min haysu ihtimaluhu ala illeteyni
اَوْ وَاحِدَةٍ تَقُومُ مَقَامَهُمَا'ya da gerek kalmaz. Öyle yapalım. Biz diyoruz doğru böyle yaparsan haysiyeti takdir etmeye, mülahaz etmeye gerek kalmaz. Hüküm direkt illetine idafe edilmiş, nispet edilmiş oluyor. Doğru. Ama o zaman ibareyi münsâk-ı ilel fehmden sarf etmiş oluyoruz. Münsâk-ı ilel fehm budur ki hükümdeki demir nereye gitmiş olmalı, raci olmalı? Gayr-ı münsarfe. Sen bunu vücudu ahadil emreyni götürürsen serful ibareti anil münsâk-ı ilel fehmi olur. Olsun ne olur? Olur mu? İbare birbiriyle irtibatlı, münsâk-ı ilel fehm düzeninde olması başkadır. İbareyi münsâk-ı ilel fehmin dışına çıkartıp farklı mecralara çekmek farklıdır. Ve hükmuhu, ey hükmü gayril münsarifi, bu hanı mercini ben etti. Vel eserul muterettebu aleyhi, bununla da hükümden murat hükmü hükme şer'i olduğuna işaret etti. Min haysu ihtimalu ala illetine vahiden takumu makamahuma, bununla hükmü oradaki idafede haysiyet, itlak için olan haysiyet kaydı muteberdir. Niye? Ta ki dolaylı olarak hüküm illetine idafe edilmiş olsun, nispet edilmiş olsun. Anladınız değil mi? Tamam. Ve hükmuhu, kafanıza takılan bir şey varsa sorun, çekilmeyin. Acele de etmiyoruz. Cami ibaresi hep diyorum, zahiri olarak çok sehel ama zahirine göre böyle basit bir ibare değil. Caminin ibaresi hep noktalarla dolu. En la kesre fihi ve la tenvine. Ve la tenvine fihi. Önce bunu bilin. Burada bir fihi kaydı mahzuftur. Mukadderdir. Ve la tenvine fihi. Niye hasve gitmiş? En la yok. Niye şarı takdir etmedi? En la kesrefi orada takdir ettikten sonra ve la tenvine fi. Burada takdir etmeye gerek görmemiş. Burada takdir etmeye artık gerek görmedi. Birinci takdir etti. İkinci artık gerek yok. Biri derse ikincide takdir etseydi, birincide etmeseydi, biz diyoruz Arapça kayda ibarelerinin hele ulum-i aliyede prensip evvel ile saniden iktifa edilir. Sani ile evvelden iktifa edilmez. Niye? Çünkü evvelde ne gerekliyse onu getirmek lazım. Onun karnesi de sanide gerek kalmayabilir. Ama sen sanide getirirsen, evvelde getirmezsen, evvel saniye gelinceye kadar, oraya varıncaya kadar eksik kalmış oluyor. Oradaki nokta meçhul kalmış oluyor. En la kesre fihi, fihideki demir gayr-ı münsarife gider. Ve la tenvine fihi, oradaki Mevlana Cami fihi zikretmedi birincinin karinesiyle. Bunu öğrendik. Şimdi burada bir şey var, bunu bilelim. Nedir? Bazılar diyorlar, burada iki görüş var. Gayr-ı münsarif o ki, bizzat en la kesre ve la tenvine. Bizzat gayr-ı münsarif o ki, kesre de kendisinden men ediliyor. Tenvin de kendisinden ne yapılıyor? Men ediliyor. Kesre de men edilir. Tenvin de men edilir. Gayr-ı münsarif'ten kasten ve bizzat kesre de men edilir, tenvin de ne edilir? Men edilir. Bu bir görüş. Bir görüşe göre, yani bir kısım muhakkıklara göre hayır. Gayr-ı münsarif o ki kasten ve bizzat tenvin dahil oluyor. Gayr-ı münsarif o ki kasten ve bizzat tenvin dahil oluyor. Kesre onun tabiiyetiyle ne yapılır? Men edilir. Kesre
tenvine itba edilerek ne yapılıyor? Men ediliyor. Niye kesre tenvinin tabiatını men edilsin? Çünkü tenvin nereye dahil oluyorsa kesre de dahil olur. Tenvinin dahil olmadığı yerde mane yoksa, hani elifram idafe gibi, öyle tenvinin mane yoksa, tenvinin dahil olduğu yerlere kesre dahil olur. Tenvin dahil olmadığı yerlerden kesre dahil olmaz. Onun için kesre ile tenvin arasında bir tebaiyet var. Tenvinin tebaiyetiyle kesre ne yapılıyor? Gayr-ı musarriften men edilmiş oluyor. Bildiniz değil mi? Peki İbnül Hacib hangi görüşte? Bakın, İbnül Hacib getirdi. En la kesre fihi ve la tenvine dedi. Önce kesreyi, sonra tenvini zikretti. Bununla neye işaret etti? Bununla gayr-i munsarif'ten kasten ve bizzat hem kesre hem tenvin men ediliyor. Bununla o mezhebe ne etti? İşaret etti. En la kesre ve la tenvine fi. Bununla neye işaret etti? Kesre gayr-i munsarif'ten tenvinin tebiyyetiyle men edilmiyor. Eğer onun tebiyyetiyle men edilmiş olsa da önce tenvin zikrederdi İbn Hacib, sonra enla kesre, enla tenvine ve la kesre diyecekti. Ama önce enla kesre ve la tenvine dediğine göre, kesreyi öne aldığına göre demek ki ne? Demek ki kesre tenvin gibi kasten ve bizzat gayri munsarıftan men ediliyor. Demek ki musanif kesre ile tenvin yunzaani min gayril munsarifi istiklalen, her biri müstakil olarak gayri munsarıftan men ediliyor. İbnül Hacib musanif, İbnül Hacib rahimahullahu teala demek ki bu mezhebi tercih etmiş ve buna işaret etmek için tabi matındır. Metinler kısa kesiyorlar. En la kesre ve la tenvine dediğim. Pek biri derse tamam, gayr-i munsarif o ki en la kesre ve la tenvine fihi. En la kesre öne almayla işaret etti ki kesrenin burada men'i tenvinden dolayı değil. Ya neden dolayı? İstiklalendir. Tenvin nasıl kesren ve bizzat men ediliyorsa kesre de kasten ve bizzat ne yapılıyor? Men ediliyor. Tamam, biz bunu kabul ettik. İki mezhep var. İbn-i Hacı birinde ne etmiş? İşaret etmiş. Bunun hepsini ne ettik? Kabul ettik. Yalnız burada bir şey var. Nedir? Hatırlarsanız belki. Mahallul i'arabi i'arabda gayr-i munsarif biddemmeti vel fethati demişti. Oradan anlaşıldı ki gayr-i munsarife kesre dahil olmuyor. Ha tenvinin tabiatıyla dahil olmuyor, ha istiklalin. Biz ona karışmıyoruz. Anlaşıldı ki kesre tenvin, kesre gayr-i munsarife dahil olmuyor. Peki burada niye bir daha la kesre demeyle tekrar ediyor? Burada deseydi ve hukmuhu en la tenvine fihi. Ha, böyle bir itiraz yapılırsa biz buna cevaben ne deriz? Biz deriz ki musannıfın gayesi gayr-i munsarifin hükmünü bir yerde toplu halde zikir etmektir. Onun için en la kesre fihi mahallul i'arab'dan anlaşılmayla birlikte getirdi burada ve la tenvine ile beraber bir arada ne etti? Zikir etmiş oluyor. Zikir etti. Bildiniz değil mi? Öğrendiniz mi? Soracağınız bir şey varsa sorun. Peki. Burada bir nokta daha var. Gayr-i munsarif hangisidir? O ki en la kesre ve la tenvine fi. Kendisinden kesre tenvinin mene
hükm nedir? Kesilen tenvinin men edilmesidir. Pek bu bütün gayrimunsariflerde olmaz. Bazı gayrimunsariflerde bu uygulanmaz. Ne gibi? Zeydani bir kadına alem yaparsak. Alemiyet var, var. Tenis var, var. Alemiyet, tenis ikisi varsa bu gayrimunsarıftır. Peki. Tenünün i'arabi nedir? Meşhur. Cumhurun görüşü. Ca'eni zeydani, ra'itu zeydeyni, merertu bi zeydeyni. Gayrimunsarif. Bak gayrimunsarif. Tesni veyahut da muslimune. Muslimuna bir kadının alemi olursa. Cani muslimuna, ra'itu muslimine. Bu tesniyede, yani asıl itibariyle tesni diyorum, hal hazır alemdir. Bu cemade, o da hal hazır, asıl itibariyle. Cerre temin yok ki hatta cerre temin ne yapırsınlar? Men edilsinler. Cerre temin zaten yok. Oldu. Ha, şimdi biz ne deriz? Biz deriz ki ve hukmu gayri munsarifun fün hukman la kesre ve la tenüne fihi bu gayri munsarifun bu hukmu ağlab itibariyle, galib itibariyle galibi gayri munsarifteki hüküm budur. Galibi gayri munsarifteki hüküm budur. Ama bazen ama ne? Ama bazen gayri munsarifun hükmü bu olmayabilir. Bazen bu hüküm gayri munsarife terettüp etmeyebilir. Ne gibi? Zeydani, zeydune ki bir kadına ne olmuşlar? Alemi olmuşlar. Onlar gibi. Oldu. Ha bunu da bilelim. Tesniye ceme alem olunca cumhurun görüşüne göre eski i'arabi ile i'arablanıyor. Ha o zaman gayri munsarifin hükmü orada zuhur etmiyor. Gayri munsarifin eseri orada terettüp etmiyor. Ama bazılara göre gayri zeydani alem olunca zeydanun, zeydanen, zeydanin olur. Harekat-ı selase ma'tenünün üzerine cari oluyorlar. Bir müennese alem olunca ha o tenvin kesre ne yapılıyor? Mene ediliyor. Ha tesniye ile cem'i muzekker alem olunca bu görüşe göre ku i'ara bil harekati alennun mezhebine göre zaten burada sıkıntı yok. Bu sıkıntıyı tesniye ile cem'i alem olunca i'arabları da tesni cem'i iken neyse yine o i'arabla i'arablanırsa bu sorun lazım oluyor. Bu sorun varid oluyor. Bu itiraz varid oluyor. Biz de dedik bu gayri munsarifin hükmü ağlab itibariyle, galibiyet itibariyledir. Bunu da bildiniz mi? Tamam. Peki niye gayri munsarifin hükmü en la kesre ve la tenvine fi diyoruz? Ve zalike. Bu ve zalike bu ismul işaret ademul kesri ve tenvine gider. Adamul kesri ve tenvine gider. Ve zalike bu adamul kesri ve tenvini fi gayril munsarif bu sabitun li enne. Bu li enne sabituna mutaalliktir. Zalikenin ne olur? Haberi olur. Ve zalike li enne li kulli illetin fer'iyyeten. Her illet için bir fer'iyet var. Gayri munsarifin illetleri kaçtır? 9'dur. Ve zalike li enne li kulli illetin fer'iyeten. Her illet için bir fer'iyet vardır. Ve zalike li enne li kulli illetin fer'iyeten. Fe izâ vaka fil ismi illetani. Bir isimde iki illet vakı olduğu zaman bir isimde iki illet vakı olduğu zaman hasene fihi fer'iyyetani o isimde iki fer'iyet hasıl oluyor. Tamam. Bir isimde iki illet vakı olunca iki fer'iyet vakı oluyor.
İki fer'iyet vakı olunca ne oluyor? Feyeşbehul fiyelle. O zaman gayri munsarif fiyelle benzemiş oluyor. Ne yönüyle? Min haysu inne lehu fer'iyyeteyni. Bu haysiyetle kufiyelle ne var? İki fer'iyet var. Bir nisbeti ile ismi. Bir nisbeti ile ismi. Fiilin isme nisbeti olarak nispeten fiilin iki fer'iyeti olduğu gibi bir isimde iki illet olunca isimde de iki fer'iyet olmuş oluyor. Dolayısıyla isim, bakın dolayısıyla isme gayri munsarif iki fer'iyet itibariyle fiile benzemiş oluyor. Ha, fiile benzeyince ne oluyor? Şimdi dursun. Peki fiilde iki fer'iyet nedir? Hani isme nispeten fiilde iki fer'iyet var diyoruz. O iki fer'iyet ne? İhdâhumâ, o iki fer'iyetten biri iftikârhu ilel fa'ili. Fiil kelamdan bir cüz olması itibariyle, fiil bir kelam-ı tam olması itibariyle faale muhtaçtır. Faal olmadığı sürece fiil bir kelam-ı tam olamaz, kelamdan bir cüz olamaz. Öyle ise fiil kelam-ı tam olma konusunda isim olan faala nedir? İftikari var, ihtiyacı var. Bu yönüyle fiil isme ne oldu? Fer oldu. Tamam. Bu yönüyle fiilde fer'iyet var. Ve uhrahuma, o iki fer'iyetten, fiilin o iki fer'iyetinden diğeri, iştikakuhu minel mesleri. Fiil, mesleden iştikakı var. İştikak itibariyle fiil, meslerin fer'idir. Mesler olmadan fiil meydana çıkmaz. Fiilde ne var? Fiilde iki fer'iyet var. İsme nispeten fiilde iki fer'iyet var. Yani fiil isme nispeten iki yönüyle fiil ismin fer'idir. Bir kelam-ı tam olmakta isme iftihari var. İsmin fer'idir. Diğeri fiil vücud itibariyle, meydana gelmesi itibariyle, iştikak itibariyle İsim olan mestere fer'iyeti var. Fe. İsme, demek ki isme gayri munsarif iki illet içinde bulundurduğu zaman iki fer'iyete sahip olmuş oluyor. İki fer'iyet olunca isme gayri munsarif fiile benziyor. Çünkü fiilde de iki fer'iyet var. Peki fiilin o iki fer'iyeti neye nispeten? İsme nispeten. Demek isim iki, fiil iki yönüyle ismin fer'idir. Dolayısıyla fiilde iki fer'iyet var. Dolayısıyla fiilde ne var? İki fer'iyet var. İsme gayri munsarif'te de iki fer'iyet olunca isme gayri munsarif fiile benzemiş oluyor. Fe isme gayri munsarif fiile benzeyince iki fer'iyet konusunda muni'an minhu men'e edildi. Muni'an minhu fiilden men edildi. Şey, gayri munsarif'te. Ne men edildi? El-i'râbul muhtessu bil ismi. İsme muhtes olan i'râb men edildi. İsme muhtes olan i'râb nedir? İsme has olan i'rab nedir? Ve huvel cerru cerredir. Bir de ve tenvinu, bir de tenvin. Ellezi ve tenvin ki huve alametu temekkuni. Temekkun neyidir? Temekkunun alametidir. Şimdi önce bunu bilin. İbarenin zahrına göre sanki femuni amminhul i'rabul muhtesu bil ismi ve huve i'rabul muhtes nedir? El cerru ve tenvinu. Cerre ile tenvin. Ya tenvin i'rab değil ki. Ha. Demek ki ve tenvinu ve huvel cerru cerru üzerine atıf değil. Femuni'a minhul i'rabul muhtesu bil ismi gayri munsarif'ten isme has olan i'rab men olundu.
وهو الجر o da nedir? Cerredir. Bu وهو الجر parantez içi cümle muhteridedir. Bir de femuni'a minhul i'rabul muhtesu bil ismi ve tenvinu. Bir de ne oldu? Tenvin mena oldu. Ve tenvinu tenvin men edildi. Bu ve tenvinu el i'rab üzerine atıftır. Peki tenvin niye gayri musarrıfından men edildi? Tamam. Cerre men edildi. O çünkü isme has bir i'rabdır. Buradaki isim de fiile benzediği için en azına isme has olan i'rabdan uzaklaşmış oluyor. Peki tenvin niye men oluyor? Ellezî ve alâmetu temekkünî. Bakın ellezî tenvinin sıfatidir. Bazen sıfat illiyeti ifade eder. Niye muni'a minhul cerru tenvinu? Çünkü tenvin temekkül alametidir. Tenvin isim ismi gayri münserif. Yok. Tenvinin dahil olduğu isim o tenvin alamettir. Delalet eder ki o isim ismiyete kök salmış. Buradaki isim de fiile benziyor. Temekkünü yok. Onun için temekkün alameti olan tenvin gayri münserif olan isimde ne yapılıyor? Men edilmiş oluyor. Şimdi geri dönelim. Yavaş yavaş acele etmeyelim. Önce bunu bilelim. Gayri münserif bir illetle gayri münserif olmaz. Bir illetle ne? Bir illetle isim gayri münserif olmaz. Anlıyorsun değil mi? Bir ismin gayri münserif olması için İki illet olacak. Dolayısıyla iki fer'iyet olacak. Bir fer'iyetle olmaz. Niye? Sebep ne? Çünkü ismi gayri münserifin fer'iyet konusunda fiile benzemesi bu müşabehet zahir değildir. Bu müşabehet zahir değildir. Bu müşabehet kavi değil, kuvvetli değildir. Onun için bir fer'iyetle müşabehet gayri münserife yol açmaz. Peki niye bir fer'iyetle müşabehet gayri münserif için kafi değil? Çünkü biz diyoruz kuvvetli değil. Müşabehet bir fer'iyet zahir değil, kuvvetli değil. Niye? Çünkü fer'iyet fiilin zahiri hasaislerinden değil. Hatta fer'iyeti fiile ispat etmek için bir takım tekellüflere ne var? İhtiyaç var. Bakın fiilin fer'iyeti zahir değil. İsim fer'iyette neye benziyor? Fer'iyete fiile benziyor. Bu ilene tis'e sebebiyle isimde oluşan fer'iyet de hafidir. Bakın fiildeki bir fer'iyetle müşabehet zayıftır. Fiildeki ne? Fiildeki fer'iyet zayıftır. Dolayısıyla gayri münserifteki fer'iyet de nedir? Zayıftır. Öyleyse gayri münserif bu zayıf fer'iyette fiile zayıf, kavi olmayan fer'iyette benzemesiyle bir hükme yol açmaz. Gayri münserife ne etmez? Yol açmaz. Mecbur gayri münserif için en la kesre ve la tenvine gayri münserife terettüp etmesi için biz ne deriz? Biz deriz ki gayri münserifte iki illet olacak. Ta ki iki fer'iyet olsunlar. Ta ki ismi gayri münserif bir fer'iyette değil iki fer'iyette fiile benzemiş olsun. Dolayısıyla ismi gayri münserif kuvvetli olmuş olsun. Ta ki bu en la kese ve la tenvine eserine de yol açmış olsun. Ve zalke liyene likulli camiye bakın liyene likulli illetin fer'iyeten fe izâ vaka fil ismi illetani hasele fi fer'iyetani fe yeşbehul fiyele min haysu inne lev fer'iyetini bi nisbeti ilel ismi ihdâhuma ifgaru ilel fa'li kelam olmakta ve uhrahuma işgâhu minel meselim fe muni'a minhu li'arabul muhtesu bil ismi وهو الجر والتنوين الذي وعلامة التمكن. Oldu mu olmadı? Ha.
Şimdi burada bir tefsilat var. Tefsilat biraz uzun, ben kısa kesiyorum. İsmin fiile üç müşabeheti var. Üç ne var? Müşabeheti var. Bir en kuvvetli müşabehet, biri en zayıf müşabehet, biri orta halli müşabehet. Şimdi en kuvvetli müşabehet hangisidir? Bir isim tamamen manasında fiile benzerse. Ne gibi? Emhil örnek, esmol efal gibi. Emhil manasına olan ruveyde gibi. Emhil manasına olan ne gibi? Ruveyde gibi. Şimdi bu ruveyde emhil manasındadır. Ruveyde aynı emhille hiçbir farkı yoktur. Ruveyde'nin manası emhilla nedir? Bira birdir. Bu müşabet kuvvetli mi? Kuvvetli. Niye? Çünkü bu ismul fiil olan ruveyde tamamen manasında emhil olan fiile emre ne oluyor? Benziyor. Ha, bu müşabet akva olduğundan dolayı ruveyde hem emhilden, fiile emirden hem binayı alıyor, hem ameli alıyor. Hem müşebbehu bihi olan fiilin hem binası hem ameli neye veriliyor? İsmül fiile veriliyor. Bu bir. Bildiniz değil mi? İkinci müşabihet. İkinci ne? Müşabihet. Bir isim fiile benziyor, huruf-ı eslide benziyor, huruf-ı esli aynı, tertibül huruf aynı, ama tamamı manada benzeme yok. Cüz-i manada ne oluyor? Benziyor. Mesela diyelim, daribun yedribu. Dadra, dadra, ba. Yani dadre, be. Bunların asıl harfleri, daribunun da asıl harfleri bunlar, yedribunun asıl harfleri bunlar. Anlıyorsunuz? Yedribu'da bu hurufların tertibi neyse daribunda da odur. Bakın, hurufu eslinin tertibinde birbirine benzediler, benzediler. Manaya gelince daribun ile yedribu hadeste birbirine nedirler? Hadeste birbirine benziyorlar. Hadeste birbirine benziyorlar. Hades fiyalın nisbet zaman hades üç manasından bir parçadır. Burada tertipli hurufta benzeme var mı? Var. Hurufa esli ve tertibinde benzeme var mı? Var. Tamam. Cüz-i manada var mı? Var. Bu müşabihet tamamın manadan mı? Hayır. O zaman bu müşabihet nedir? Zayıftır. Bu müşabihetle fiyalın ameli ne yapılır? Fiyalın ameli isme verilir. Fiyalın ameli isme verilir. Bina verilmez. Niye? Ya fiil kendisi binada zayıftır. Fiil binada nedir? Zayıf. Ne biliyoruz zayıf? Fiil-i mudari isme benzeyince muharab oluyor mu? Oluyor. E demek bina emrinde fiil zayıf. Zayıf olmasa diye müşabihetle kendi binasından çıkmazdı. Ha, fiil bina emrinde zayıf olduğundan dolayı buradaki ismul faalın fiil-i mudariye benzemesi, bu da tertibül huruf cüz-i manada olduğu için bu müşabihette zayıf olduğundan dolayı bu müşabihetten dolayı fiilin ameli isme verilir ama bina verilmez. Bu müşabihet de orta halidir. Bir de en düşük müşabihet var. O müşabihetten dolayı fiil ne olmaz? Mebni olmaz ve isim bu müşabeden dolayı isim ne fiilden bina alır ne amel alır. Niye? Çünkü bu müşabet zayıf. Ha, yalnız i'rabın alameti tenvin gidiyor, kesse de onun tebiyetiyle gidiyor. Bu müşabet ancak buna yol açabilir. Mesela ne gibi? İsme gayri munserif. Fiile benziyor. Ne yönüyle? Fer'iyet yönünde. Bakın burada tertibül huruf yok. Müşabede cüz-i mana da yok.
bu müşabehet son derece nedir? Zayıftır. İşte bu müşabehetle nefyelin iara ameli, nefyelin binası. Hiçbiri ne yapılmaz? Hiçbiri, anlıyorsun değil mi? Hiçbiri isme verilmez. Sade ne olur? Bu müşabehete zayıfle fiile benzeyen isimden alametül i'rab olan temin gider. Bakın, bu müşabehet alametül i'rabın izalesine, nezne yol açıyor. Konu nedir? Temin. Ha bu gidince, bu sefer kese de bunun tebiyetle ne oluyor? Onun tebiyetiyle gider. Veyahut da kese temin tebiyetiyle değil, direktmen kese temin beraber giderler. Niye? Çünkü nerede kese varsa temin de var, nerede kese yoksa temin. Şey, nerede temin varsa kese de var, nerede kese yoksa temin de yok. Anlaşıldı. Ha, bu tefsilatı da bu şekil bilmiş olur. Ve zalike caminin ibaresine bakın. لِأَنَّ لِكُلِّفْ illetin fer'iyyeten fe iza waqa fi'l ismi illetani hasala fihi fer'iyyetani fe yeshbe'u'l fi'le min haysu inna law fer'iyyetaini bi nisbati ila'l ismi ihdahuma iftiqaru ila'l fa'ili wa ukhrahuma ishtiqaqu min'l masdari famuni'a minhu'l i'rabu'l muhtassu bil ismi. Bakın, niye bu i'rabman oluyor? Çünkü isme hastır. Onun için İsme has olan i'rab gayrimusarrafen men olur. Niye? Çünkü bu i'rab isme hastır. Buradaki ismin ismiyeti zayıftır. Bir de tenün men oluyor. Niye tenün men oluyor? Çünkü temekkül alametidir. Bak niye muhtesir, niye i'rab men oluyor? Çünkü isme muhtesir. Niye tenün men oluyor? Çünkü temekkül alametidir. El muhtesu ellezi ve alametu temekkül. Buradaki bu iki sıfet hükmün illiyetini ifade ediyorlar. Çok zaman sıfat ne ediyor? Mesela diyorsun darabtu zeydenil musi'e. Musi olan, kötülük yapan zeyde vurdum. Niye? İsaetinden dolayı. Ekremtu zeydenil alime. Alim zeyde ikram ettim. Niye? İlminden dolayı. Bak sıfat illeti ifade ediyor. Bildiniz mi? Pek biz ne dedik? لِأَنَّ لِكُلِّ اِلَّتِنْ فَرْعِيَّتَنْ dedik. وَاِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ لِكُلِّ اِلَّتِنْ فَرْعِيَّتَنْ. Niye biz bunu dedik? لِأَنَّ الْعَدْلَ فَرْعُ الْمَعْدُولِ عَنْهُ. Adl mağdulu anhunun fer'idir. Asıl kelime kendi orijinali üzerine kalmalı. Ömer'in asli amirdir. Asıl amir bu vezni üzerine, fail vezni üzerine kalmasıdır. Bu vezinde kalmayınca, bu vezinden Ömer'e dönüşünce o zaman Ömer vezni amirin neyi oluyor? Fer'i oluyor. Güzel. Vel vesfe fer'ul mevsufi. Vesf mevsufu neydir? Fer'idir. Niye? Çünkü vesfin manası mevsufe kıyam ediyor. Öyleyse vesf mevsufun neydir? Vesf mevsufun fer'idir. Niye? Çünkü vesf mevsufe kıyam eden bir nedir? Manadır. Madem bak nasıl asıl bakavul ismi ala halihidir, dolayısıyla ma'dul ma'dulu anhunun fer'i oluyor. Asıl bakavul ismi ala halihidir. Bakavul ismi ala halihidir. Şey, asıl mevsuftur. Ona kıyam eden vesf onun neyi olmuş oluyor? İlleti olmuş oluyor. Bunu öğrendik mi? Tamam. Bakın ileri tisayı sayıyoruz. Adıl fer'ül ma'duli anhu bir. Vel vesfe fer'ül mevsufi iki. Ve te'nise fer'ül tezkiri. Te'nis tezkirin neyidir? Te'nis tezkirin fer'idir. Tezkir, te'nisin neyidir? Fer'idir. Peki kim sana demiş te'nis tezkirin fer'idir? Onu ispat ediyor. Bunda bir, te'nisin tezkirin fer'i olmasında hafa var. Li'enneke
Takulu kaimun. Bak müzekker için olan kaimunu dersin. Sümme kaimetun diyorsun. Lafız itibariyle, telaffuz itibariyle neyin fer'i oldu? Kaimun, kaimetun, kaimunun fer'i oldu. Kaimun varken kaimetun yoktu. Tanı ziyadesiyle kaimetun oluştu. Öyleyse kaimetun lefsen kaimunun fer'i oldu. Ha, bu bir. Bir daha yaratılış itibariyle önce müzekker sonra müennes. Bu mana itibariyle de müennes müzekkerin fer'i oldu. Müzekker müennesle ne oldu? Fer'i oldu. Anlıyorsun değil mi? Tabi diğer yönüyle ku aklı nakisatul din, nakisatul akıl bu yönleriyle de bakarsak yine müennes müzekkerin neydi? Fer'idir. Tamam. İleri tis'i sayıyoruz. Adı mağdur anun fer'i. Bir. Vesıf mevsufun fer'i. Te'nis tezkirin fer'i. Hakikaten te'nis tezkirin fer'i mi? Evet. لِأَنَّكَ تَقُولُ قَائِمٌ سُمَّ قَائِمَتٌ dersin. Tamam, bunu da öğrendik. وَتَعْرِفَ فَرْعُ تَنْكِرِ Tarifse tenkirin neydir? Fer'idir. Bu nasıl oluyor? Bunu da ispat ediyor. لِأَنَّكَ تَقُولُ رَجُلٌ سُمَّ الرَّجُلٌ Sen önce racul diyorsun, eliflamsız, eliflamın ziyadesi yok, سُمَّ الرَّجُلُ diyorsun. Öyle değil mi? Demek ki tarif, tenkir üzerine nedir? Taredir. Nedir? Taredir. Nasıl tare oluyor? Ya bir ved-i cedidle, o nekire de bir ved-i cedid gerçekleşiyor, alemiyet gibi marif olur. Ya bir edat getirmesiyle ne olur? Marif olur. Ha, demek önce nekirelesi var, sonra tarif ona terettüp ediyor. O terettüp eden tarif ya ved-i cedidle terettüp ediyor, alemiyet olması gibi. Ya bir edatla terettüp ediyor, eliflam gibi. Bunu öğrendik mi? Bu nekirenin, marifenin lefsen fer'i olmasının neydi? İlletidir. Bir daha bizim bildiklerimiz her şey eskiden ne biz bilmiyorduk. Ben bu Ali'yi tanıyorum. Geçen sene tanımıyordum. Süleyman'ı tanıyorum. 4 sene önce tanımıyordum. Muhammed Yusuf'u tanıyordum. 6 sene önce tanımıyordum. 6 sene önce yoktum. Tanımıyordum. Öyle değil mi? Her birinizi belli bir zaman sonra tanımışım. Tanımadan önce bakın meşhur. Yani bizim bildiklerimiz her şey önce bize neydi? Meşhurdu. Öyleyse meşhuriyet tenkir esir oldu, tarif fer oldu. Ha, adın mağdur anun fer'i, vesıf mevsun fer'i 2, tenis tezkirin fer'i 3, tarif tenkirin fer'i 4. Vel ucmete fi kelamil arabi, Arap kelamında ucmet fer'ul arabiyeti, arabiyetin fer'i. Arabiyetin fer'idir. Niye? Çünkü her kelamda asıl başka bir kelamın ona katılmamasıdır. Katıldığı takdirde başka lügatten Arabiye katılan herhangi bir lefz kelime katıldığı lügatın Arabinin neyi olmuş oluyor? Fer'i olmuş oluyor. İzil aslu fi kulli kelamin her kelamda. Yani burada kelamda murad lügattir. İzil aslu fi kulli kelamin. Yani izil aslu fi kulli lügatin en la yuhalitehu lisanun aharun. Biraz önceki kelamdan o da lisan muraddır. Zikrul hal kelam iradetul muhal. İzil aslu fi kulli kelamin en la yuhalitehu lisanun aharun. Her kelamda asıl başka bir lisanın ona katılmamasıdır. Katıldığı zaman ne oluyor? Ne oluyor? Onun fer'i oluyor. Onun neyi oluyor? Fer'i olmuş oluyor.
Eti kaç? İkide bir sayıyoruz. Adın Madu'nun fer'idir 1. Wesson Dawson'un fer'idir 2. Tenis Teskir'in fer'idir 3. Tarif Tenkir'in fer'idir 4. Ücmet Fikelamil Arbi Fer'ul Arabiyeti 5. Vel Cem'a Fer'ul Vahidi. Cem'de Vahidi neydir? Fer'idir. Vahid olur, sonra tesin, sonra cem'i olur. Cem'in en fer'idir? Vahidin fer'idir. Eti 6. Ve terkibe fer'ul ifradi. Terkib, balebekke gibi ifradın fer'idir. Eti 7. Ve elife ve nune ezzaideteyni. Zaid olan elif nun fer'u ma zideta aleyhi. Neyin üzerine zaide olmuşlar ise onun fer'idirler. Ven elife ven nune ezzaideteyni fer'u ma zideta aleyhi. Elif nun neye zaid olmuşlar? Onun fer'idirler. Nedman üzerine zaide olmuşlar, onun fer'idirler. Eti 8. Ve veznel fiyali fer'u veznil ismi. Veznul fiyel veznul ismin fer'idir. Niye? Bu veznul fiyel nerededir? İsimdedir. Fiyelin veznidir. İsimlerin evzanı içine girmiş. O zaman ismin fer'i oluyor. Ve veznel fiyali fer'u veznil ismi. Niye? Lianne esra kulli nev'in en la yekune fil veznul muhtesub bin nev'in ahire. لِأَنَّ أَسْلَ كُلِّ نَوْ Her nevun esli. Diyelim ismin esli اَنْ لَا يَكُنَ Olmasın fihi. Nerede? O kulli nevde الْوَزْنُ الْمُخْتَسُ بِالنَّوْءِ نَاخِرِ Başka bir nevun has olan vezin vezin fiildir. İsimde olmamalı. فَاِذَا وُجِدَ Mevcut olursa fihi o nevde el hazır veznu bu başka neve has olan vezin bulunduğu zaman kâne fer'en li veznihil asli vezne asliye ne olmuş oluyor? Fer olmuş oluyor. Fe izâ vücide fihi hazel veznu bir nevde diyelim isimde mevcut olursa hazel veznu bu fiyle has olan vezin kâne olur bu vezin fer'en li veznihil asli ismin asıl vezne ne olmuş oluyor? Fer olmuş oluyor. Sayalım. Adıl, mağduranın fer'idir 1. Vesif, mevsumun fer'idir 2. Tenis, teskirin fer'idir 3. Tarif, tenkirin fer'idir 4. Ücmet, fi kelamil arabi, fer'ul arabiyeti 5. Ceme, fer'ul vahidi 6. Terkib, fer'ul ifradi 7. Vel elif önüne zaideteni fer'ul mazizde aleyhi 8. Ve veznel fiyeli fer'u veznel ismi lianne asla kulli nevn en la yakune fihi veznu muhtesub bin nevn akhara fe izza vucide fihi kon nevde nerede nevde hazır veznu nev akhara has olan vezin kane olur bu vezin fer'en li veznel asli hangi nevde olmuş diyelim fiyelin fiyele has olan ne fiyele has olan vezin bak feiza vucide fihi mevcud olursa fihi kulli nevde hazel veznu bu neve ahire has olan vezin kane olur bu neve ahire has olan vezin fer'en li veznin asli yi o nev'an asıl vezne ne olur fer olur örnek lianese kulli nev'in ko isimdir en la yekun fil vezn muhtesib bin nev'in ahire ko fiildir feiza vucide fihi isimde hazel veznu fiyle has olan vezin kâne fer'en li vezni hilesli ismin asıl vezne ne olur? Fer olur. Oldu mu olmadı? Ha. Örnek. Ahmeru fiyle has olan bir nedir? Şemmere diyelim. Şemmere vezni fiyle has olan bir nedir? Şey isme has olan bir fiyle has olan bir vezindir. Fa'ale vezni fiyle has olan bir vezin. Peki bu şemmere biz bir ata alem yaparsak, bir adama alem yaptığımız zaman fiyele has olan bir vezin geldiği ismin, isim nev'ine girdi. Nereye girdi?
isim nev'ine girdi. Bu fiile has olan şemmere vezni isme girince ismin asıl vezinlere fer olmuş oluyor. Biri derse tamam bu doğru ama vezin fiil iki kısım. Bir kısım o ki fiile has olan vezindir. Duribe gibi, faale gibi ama bir kısım vezin evvelinde zayde olandır. Evvelinden ne? Zayde olan. Ahmeru vezin fiildir. Niye? Evvelinde fiilin zaydesi var. Ya'melu vezin fiildir. Niye? Evvelinde fiilin zaydesi olan ya var. Peki burada fiile has olan bir vezin isme girmemiş ki hatta ki ismin asıl vezinden has olsun. Ahmeru vezni, ya'melu bunlar fiile has olan vezinler değil. Sadece başlarında fiilin zaydeleri var. İşte bu illet burada ne olmamış oluyor? Cari olmamış oluyor. Biz deriz ki evet vezn-ül fiil iki kısım fiile has olandır. Evvelinde ziyade olandır. Ama galibi fiile has olan ne kısım olduğu için diğerini madum hükmünde sayarak bunu gözünde bulundurarak illeti buna göre beyan etmişler. Bir. İkinci bir husus biz deriz ki madem muhtes olan vezinde illet mevcut, fer'iyet mevcut, gayr-i munsarif yapıyoruz. Ziyade olanı da buna hamil ederek zaten yine vezin fiildir. Ama sadece muhtes bir vezin fiil değil. Biz evvelinde fiilin zaydesi olan vezni de gayr-i munsarif, isim veznine fer'iyetini kabul ederek gayr-i munsarif kabul ederiz. Gayr-i munsarif ne ederiz? Kabul ederiz. Niye? Tarihten ilbab olsun. Ta ki bazı gayr-i munsarif, vezn-ül fiiller munsarif, bazılar gayr-i munsarif olmasın diye. Tarihten ilbab, biz deriz ki bu vezn-ül fiilde her ne kadar ihtisas-ı binnav yok, fiile has olan bir vezn söz konusu değilse de bu fer'iyetten dolayı onu da gayr-i munsarif yaparız. Tarihten ilbab deriz. Bakın, getirdi burada İlal-i Tis'ayı hepsini teker teker beyan etti ki her birinde ne var? Her birinde illet var. Bir isimde o zaman bu İlal-i Tis'a'dan iki tane olduğu zaman iki fer'iyet olur. İfiyelde zaten iki fer'iyet var. Öyle ise hangi isimde iki illet varsa o isim iki fer'iyet itibariyle fiyele benziyor. Çünkü fiyelde de ne var? İki fer'iyet var. Ha bu fiile benzeyince bu müşabihet çok kuvvetli olmuş olsaydı hem fiilin amelini hem binasını alırdı. Çok kuvvetli değil. Orta hali kuvvetli olmuş olsaydı en azından bina almasaydı amelini alırdı. Orta hali de değil. Bu müşabihet en zayıf bir müşabihet olduğu için fiilin binasını isme kazandırmıyor. Fiilin amelinden kazandırmıyor. Sade alametül i'rab olan tenvinin izalesine yol açıyor. Tenvin gidince onun tebiyetiyle kesre de gidiyor. Çünkü bu müşabihet çok zayıf bir müşabihettir. Ezan okunmuş. Bugünkü dersimiz burada yeterli olsun. Çünkü yarınki ders biraz karışık. Yani Yecüz ile ilgili bir takım tefsiratlar var. Yarınki derse inşallah onu hallederiz. Ama mutalaenizi iyi yapın. Dersin üstünden de geçin. Kafanıza takılan bir şey olursa getirin sorun. Hiç çekinmeyin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب